Merhaba sevgili Jin TV izleyicileri. Bir çiçekli perdelerin ardında yine beraberiz. Bugün uzun zamandır görmedim ama benim baş konuklarımdan Nazan Kesal karşımızda. Hoş geldin Nazan. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen? İyiyim. Hemen söyleyeceğim. Zaten görür görmez söyledim. Birazdan kalkıp böyle flamenko yapacak gibi görünüyorsun. Bayağı. Sana özel. Ama o kadar güzel olmuş ki kırmızı çizmeler. Şimdi tek tek sayayım. Puantiye zaten çok severim. Bir de buraya kırmızı kolye falan. Bu elbise 25 yıllık bir elbise. Hadi canım. Evet. Bazı parçalar vardır ya böyle hani atamazsınız güzel. Ya da zamansız dünya olduğunu düşünürsünüz. Canım. Böyle üstüne altına bir şey giyip yıllardır taşıyorum. Çok güzel. Çok güzel. Tam bir flamenkocu olmuşsun. Ben bir sene kadar flamenkoya devam ettiğim için ve çok da severim. Devam etseydim keşke derim. Özel bir şeyim vardı. Yani kıyafetin falan görünce o haller geldi gözümün önüne. Var mı herhangi bir dans şeyi sende? Valla flamenko... Yok, herhangi bir dans böyle tiyatrocular. Herhangi bir dans. Yani biz birçok şeye, sanata yakın mesafede durmak zorundayız. Tabii. Ya. İşte ses yine öyle, dans öyle. İşte dramatürjiden anlamak zorundasın, işte görsel falan. Yani birçok şeyi kavrıyor olman lazım. Sadece oyuncu olmak yetmiyor yani. Bunlarla yoğuruyorsun ya karakterini falan. Yıllar önce Bursa Devlet Tiyatrosu'nda Bernarda Alba'nın Evi diye bir oyun oynamıştım. Ayşe Emel Mescin'in yönettiği. Orada müthiş bir rejiydi. Orada Ayşe Emel flamenko üzerine böyle bir şey yapmıştı, yorumlamıştı oyunu. Ve o mevzuya. Evet aynen. Şimdi aklıma onu getirdin, hemen anlatayım. Orada çalışmıştık biraz şey flamenko. Ya inanılmaz zor bir iş o. Ayakkabısı yani, özel. Yaptırdım bile ben heyecanlı. Eteğim özel ama. İnanılmaz zor. İrade istiyor devam etmek evet, için. Evet. Sana Urla çok iyi gelmiş. Söylemiştim ya biraz önce de ama şimdi de söyleyesin yani. Orası hani böyle bir Ege'ye gideceğim, işte bir nefes alacağım falan. Size o Covid dönemi değil mi? Bir evet, biz o dönem geldi. Gitmiştik. Evet. Ne oldu? Valla o dönem biraz böyle hızlandırdı belki o süreci. Çünkü bizde artık bardak taşmıştı İstanbul'a dair. Katlanamadığımız çok şey vardı yani, başta trafik olmak üzere. Bizim limitimiz bitmişti İstanbul için. Hep bir yer arıyorduk. İşte Urla denk geldi. Orada bir ev aldık, yaptırdık, ettik. Derken pandemi patladı. Arkamıza bakmadan öncesine kaçtık. Öncesine mi başladı? Tabii. Aha, bilmiyordum. Tabii önce, yani pandemiden 2 sene önce inşaatı falan bitmişti. Evet. Yeniden böyle bir restu, taş ev haline getirdik. Hissetmişiz gibi oldu. Sonra işte kaçtık oraya. Herkes bir yerlere kaçtı. Biz de oraya kaçtık. 2 yıl çok güzeldi aslında. Hiç hissetmedik yani pandemiyi. Ben hatırlıyorum Instagram'da falan senin bağ bahçe fotoğrafları. Evet. Böyle toprakla iştigal ediyordum. Mi? Çiçekleri çok seviyorum zaten. Bir sürü böyle kendime çiçekler alıyordum. Yani ormanın içinde güzel bir şeydi, ambiyans olan bir ev. Hala duruyor zaten. Fakat oğlana sevdiremedik yani. Bu yeni Z kuşağı, ne kuşağı artık Poyraz bilmiyorum. Z'den sonraki kuşak. Yani başka bir dünya hayali içinde onlar. Onların sakin bir hayat istemesi için daha erken çünkü. Çok erken. Bir de ergenlik dönemine denk geldi. Çocuğumun işte ben burada ne yapacağım? İşte siz bu köyde oturun, ben gidiyorum. Ondan sonra oğlum bak ne güzel yıldızlar, ağaçlar, toprak, başlarım senin yıldızına, ağacına diye böyle. Kaç yaşında oldu Poyraz? Şimdi 17 yaşında. Ay maşallah. Bayağı büyüdü. Çok büyümüş, evet. Güzel. Adam yani buraya tekrar döndünüz. İşte o orada mutsuz olunca biz de dayanamadık. Biz çok mutluyken oğlumuzun mutsuz olması katlanılır bir şey değil. Arkamıza bakmadan bu sefer oradan geri döndük buraya. Olsun, tekrar ama, işlere döndün. Zaten orada eminim çalışmışsındır ama burada hani tiyatroya tekrar sahneleri. Evet. Yani pandemi zaten biliyorsun hepimizi mahvetti yani. Evet. Dağıttı.
Şimdi yeni yeni bir araya gelmeye başladı kitleler, korkusuzca yan yana durmayı tekrar hatırladılar geçmiş günlerdeki gibi. Eminim sen de konserlerinde falan o kalabalıklaşmayı hissediyorsun. En azından maskeli değiller artık. Evet, evet. Yani o çok şey, garip bir şey oluyor. Çok bilmiyorum kötü. Sen de yaşadım. Gözlerden ben anlayamıyorum. Mutlular mı, mutsuzlar mı? Evet, evet. Konser nasıl gidiyor soruyordum seyirciye. Nasılsınız, iyi misiniz? Hani söylüyor muyuz beraber? Söylüyoruz, evet. Söylüyoruz falan diyorlar ama yok ki ağız yok ya. Yok, yok. Çok acayip bir şey. Yani canlı performans için çok zor. Çok zor, gerçekten zor. Ama toparlayacak, daha da iyi olacak. Hı-hı. Hani eski günler, yani eski dediğim 4 sene, pandemi öncesi böyle bir tiyatro acayip bir yükselişe geçmişti. Evet. Bütün sanat... Ben senin hangi oyuna gelsem zaten doluydu. Doluydu, evet. Moda sahnesinde. Şimdi yine o hale geliyor, yavaş yavaş geliyor yani. Yani Urla'dayken ben bir zamanlar Çukurova'ya gittim geldim. Aslında hiç pandemiyi bile hissetmedim ben. Bir o vardı. Evet, evet. Bir de orada biz bir kültür merkezi açıyoruz. O dönem mı? İnşaatı başlamıştı. Güzel. Urla'dam. Urla'dam. Evet adı. Bizim evimizin mimarı Semih Kadri Felek orayı bize işaret etti. Birlikte ortak olarak girdik. Mimarlığını o yaptı. 550 kişilik bir açık hava tiyatrosu, konser alanı, amfi diyeyim yani eski deyimle amfisi var. 200 kişilik bir kapalı salonu, işte oteli, restoranı, atölyeleri, bir sürü atölye yapacağımız yerler var. Bekleriz sizi de. Yani bizim listemizde, Ercan'la benim listemde kardeş Türkleri var. Aslında pandemi dönemi biraz şey oldu Nazan. Benim, yani beni de konuk ettikleri için biliyorum. Bazen aha. Zoom'dan katıldım, bazen başka türlü ama işte müzik evi var, müzik köyü var. Bir sürü ya, bunlar arttı aslında. Enteresan bir şey. Yani her dönem alternatiflerini getiriyor sanki. Atölyelerin çoğaldığını biliyorum pandemi dönemi. Bazıları Zoom'lu oldu, bazıları işte maskeyle uzak mesafe buluşarak falan. Çok iyi bir şey bu da yani bu yapacağınız şey. Atölyeler çünkü insanların, bilmiyorum ben mi farklı, yani henüz bunu yazan çizen oldu mu ama atölyeler çok arttı. Arttı çünkü insanların artık hani hayat o kadar zorluyor ki birçok şeyi o kadar hızlı elinden alıyor ki insanlar aslında direniyor buna. Doğru. Yani o küçük atölyeler, işte bizim yapmaya çalıştığımız o işte Urla'dam, Ege bölgesinin bir cazibe merkezine olmasını istiyoruz. Yani biz hep hani artık oraya taşındık ve hep orada kalacağız umuduyla da böyle bir şeyin içine girdik ama bu çok güzel, hani gitmeyeceğimiz tabii anlamına gelmiyor. Yani bir süre sonra eninde sonunda biz oraya geçeceğiz yani. Şimdi bitmek üzere ve dediğin gibi yani İstanbul'da da birçok yerde böyle alternatif mekanlar. İnsanlar aç çünkü sanata. Yani ekmek gibi, su gibi, yani ihtiyaç sanatta, insan olmak için. Bizler şey okulundan ya da işte alaylı olarak geldik ve hani bu sahneye düştük ve büyük bir şans ya bu. Ama bunu beceremeyen, yapamayan ya da bunu gerçekleştiremeyen çok fazla insan çok. Var. Ben pandemi dönemi bunu da gördüm. Yazar çizerlik atölyesi, oyunculuk atölyesi, ses atölyesi, herkes atölyelere saldırmış durumda. Evet. Çok enteresan. Yani evet, belki evet. Pandemi dönemi sıkıntıyla başladım ama sonra insanlar şeyi fark etti bence. Ya o, bunlara katılmak da insana iyi geliyor. Şifa yani. Şifa tabii hani ki. Hani herkes sahneye çıkacak diye bir şey değil, yok ama. Değil. Ya işte az önce söylediğim gibi yani yaşam o kadar zorluyor ki artık insanları. Yani mecburiyetleriyle hayalleri arasında sıkışıp kalmış kitleler var çok fazla. Evet. İşte o kitleler için bir alternatif. Başka yani meslekleri seçmek zorunda. Kişisel yolculuklarında hani hiç yapamadıkları şeyi en azından bir atölyede deneyimlemek. Evet. Ya da bir dizide biraz oynamak ya da senaryo atölyesine katılmak gibi iyi şeyler bunlar. O yüzden Urla'dan bence güzel işler yapacak. İnşallah. Gelecek sene falan mı başlatacaksınız? Baharda yeter. Açacağız. Aa, çok güzel. Evet. Bahar her zaman iyidir bahar, zaten evet. Başlangıçlar için. Nisan gibi açacağız. Zor bir işe kalkıştık Feryal'cığım. Bazen diyorum ki Ercan'a biz deliyiz galiba yani. Ama zaten sanatla uğraşmak delilik değil mi? Yani... Başlı başına o zaten bir delilik de. Hı-hı. Hani böyle bütün sanki böyle büyük bir şeymişiz gibi, nasıl söyleyeyim, hani gönlümüz zengin, hani büyük paralarımız paraları olan insanlarmış gibi, hani orada duran bir şey değil ki, oraya ciddi para gömüyorsunuz yani. Ercan'ın da benim de yıllardır biz sonuçta emekçiyiz yani, işçiyiz, bir rantiye değiliz, bir yerden bir akarımız yok.
Hani nasıl bir şey, böyle bir şey cesaret ettik falan diyorum. Bazen bakıyorum kendime. Ama ikimiz de zor işleri seven insanlarız, evet, yani. Evet, onu biliyorum. Yani mesela Latife Tekin'in Gümüşlük atölyesi, biz kaç? 20 yıl evet, olmuştur biz oraya, evet, bizi davet etmişti. Bak ama hala devam ediyor. O da böyle küçücük şeylerle. Umarım bizimki de öyle olacak. Kesin, kesin olur. Sonra İstanbul'a gelince tekrar oyunlar başladı. İşte benim Yaralarım Aşk'tandır. Evet. 2019 tam böyle pandemiden hemen önce premierini yaptım. Seyretmiştim ve konuşmuştuk. Evet, üzerine konuşmuştuk. O oyun işte bir buçuk sene oynadı. Sonra iki sene boş kaldık, yani hepimiz kaldık. Bir buçuk yıldır da tekrar devam ediyorum. Yani üçüncü sezonundayım aslında. Diziler, işte bir sinema filmi çektim yazın Köyceğiz'de. Çok güzel bir anne kız hikayesi. O henüz... Yok daha sinema yeni. Sinema çok enteresan ya. Şimdi bir sene yazın çektiniz. Evet. Kurgusu falan filan derken ne kadar daha yavaş ilerleyen bir süre. Tabii. Çünkü o asıl sinema, onu sinema yapan şey posta. Yani evet, işte montajda... Aşaması. Kalır da. Ne zaman yayın? O da galiba ince ince çalışıyor. Zeynep Köprülü Zeka çekti onun ilk uzun metrajlısı. Galiba şimdi postayız, yani kurgudayız dedi. Yani bir 3-4 ay sonra falan bitirmiş güzel olurlar. O da bahara aynen güzel. Festivalleri takip edecek bir iş o. İyi bir iş. O dönem bence seninle tekrar onu konuşuruz. Ben aslında bugün biraz, neden biliyor bir musun? Bir daha mı geleyim sana? Tabii ki. Onu ayarlamaya çalışıyorum. Şimdi Yaralarım Aşk'tandır ya bugün. Çünkü hani İran falan filan. Nasıl hissettin mi diyeceğim? Ay nasıl hissetmem? Çok acayip bir şey. Ya. Yani 2019'da bunu... Zaten hani Furuk'un dönemi öyle bir dönem. Evet. Yani İran'da ilk defa olan bir şey değil bu. Ama tam da İran olaylarının üzerine... Değil mi? Ya yani üzerinde öncesi böyle bir oyuna karar vermek, bunu sahnelemek. Yani ben sanki hissetmişim gibi. Keşke böyle bir şey hiç olmasa ve ben sadece bir duyarlı, nitelikli tiyatro yapmaya çalışan bir insan olarak, bir tiyatrocu olarak Furu gibi bir kadını diğer kadınlara duyurmaya çalışsaydım. Yani hani zaten itkim hiç buydu. Hiç olmasaydı diyorsun. Aynen. Ama hani şimdi 100 günü geçti. Eylül'de başladı o direniş. Kadın, özgürlük ve yaşam direnişi. Korkunç bir tablo var yani aslında orada. Yani 69 tane çocuk katledilmiş. Evet. 500 küsür tane insan yaşamdan kopartılmış. İşte içinde idamlar var. Bunları yani Furuk'un kız kardeşleri onlar. Furuk'un bizim de kız kardeşlerimiz. Bizim de kardeşlerimiz. Çok yakın bir coğrafya. Bunları hani her gün okuyup, her gün bunlara tanıklık edip bu oyuna devam etmek bana çok, zaten zor bir oyun oynuyorum, izledin. Tabii. Yani duygusu çok ağır. Benim için iki kalas bir heves bir oyun değil o. Ölüm sahnesiyle başlıyor bir kere zaten. Bazı oyunlar öyledir ya, böyle hani çıkarsın, oynarsın, kıyafetini çıkartırsın, selam verir ve bu bir oyun dersin, gidersin. Ben her seferinde bu bir oyun mu diyorum kendime, yani bu bir oyun muydu diyorum. Çünkü oyun gibi yaşamıyorum o oyun 75 dakikayı. Performansında da o var zaten. Yani ağladı ağlayacak falan, hani böyle gerçekten şey oldu ya da fenalaşacak mı acaba diyor insan seyrederken. Evet. İşte bu tablo da eklenince o bendeki o ağır duyguya daha bir katmerli bir şey oldu, yani çok kolay değil. O yüzden benim de hayatıma devam etmem lazım bir tarafıyla, çünkü sonuçta ben de yani Furu'yu oynayan bir oyuncuyum ama benim de bir çocuğum, eşim, tabii. hayatım, arkadaşlarım, sohbet edeceğim insanlar. Normalleşmem lazım. O yüzden araya bir tane şey koyacağım. Başka bir oyun çalışacağım. Çok doğru. Böyle beni de seyirciyi de biraz böyle rahatlatacak. Çehov çalışmayı düşünüyorum bakalım bir süre sonra. Dediğim gibi yani hani bu İran'daki son dönem o halka yapılan zulüm benim oyundaki o duyguyu çok daha da katmerlendirdi, zorlaştırdı yani. Evet. Seyircinin peki nasıl şeyisi? Yani zaten seyirci tepkisini ben orada yaşamış ve görmüştüm. Yani şöyle tepkiler alıyorum özellikle kadın seyircilerden. Benim içimde uyuyan kadını uyandırdığınız için size teşekkür ederim. Benim yaşadığım acı mıymış? Hani kendi hayatına çok böyle ajitasyon yapan bir yerden bakan seyircilerden geliyor bu cümleler. Benimki de acı mıymış? Ne acılar yaşamış?
Yani bu kadın bu kadar acıya rağmen, bu kadar direngen yaşayabildiyse kısacık ömründe, bana büyük bir cesaret verdi. Ben de bütün acıların üstünden geçer giderim gibi, böyle hani hep olumlu, hem böyle, hep böyle düştüğü yerden cesaret kaldıran, veren, cesaret veren, umut veren, kadınlara kadınları kendileriyle barıştıran bir oyun aslında benim oyunum. Çok, aslında sanatın biraz hani böyle seni dinlerken de aklıma geliyor. Sanatın böyle bir gücü de var ya. Var. Bir kere çok uzak mesela, yani dünyanın başka başka coğrafyalarında, İran yakın da, başka başka coğrafyalarda yaşanan işte diyelim ki kadınlık deneyimleri, kadınlık durumu. Bunu sana anlatıyor, seyirci için söylüyorum. Bunu sana gösteriyor, karşılaştırıyorsun, güncelliyorsun ve şey, yani kendi durumunun da farkına varıyorsun. Tabii. Ya da evet, yani başka hayatlar da var. Yani bayağı önüne getiriyorsun, sunuyorsun. Bir ölçü oluyor yani. Hı-hı. Mukayese, kıyas, kendi acılarıyla daha başka hiç tanımadığı insanların acılarını böyle bir mukayese ediyor ve kendini hizaya getiriyor. Yani cesaretlendiriyor, kendi hatalarını gösteriyor. Biraz böyle kendiyle yüzleştiriyor aslında. Çok güzel. Aslında çok trajik bir hikaye ama insanlar, yani sen eminim çok, hani demin de anlattığın gibi çok ağır yaşayarak, yıpranarak çıkıyorsun o sahneden. Çünkü bayağı bir şey, özdeşlik de kuruyorsun. Ama seyirci için dediğin gibi güçlendirici, çok, umut verici çok bir şey. Bu benim için çok kıymetli. Biz yaz gibiydi o gün hava. 22 Ekim'de Harbiye'deydik. Bizim de bir sahnemiz İranlı kadınlar için, Jinjiyan Azar diye dans, müzik, tiyatro, her şey vardı. Ve hani o İran'da kadınların söylediği marş efekti olarak gelmiş. O sahne mesela şeyden, ya kadınlardan öyle bir tepki geldi ki, ya Harbiye yıkılıyor sandık. O kadar hani çığlıklarla karşıladılar. Çok yakın dönemde yaşanmış şeyler insanları çok daha, yani Firu çok geçmişte yaşanmış ama bugünü anlattığı ama aynı için şeyler, aynı ya şeyler tekerrür ediyor değil mi? Tabii aynı İnsanları şeyler. İnsanları çok etkiliyor. Yani Firu'nun yaşadığı dönemde Firu da özgürlük için mücadele etmiş. Şimdi saçlarını açmak isteyen kız kardeşleri üzerinden bir mücadele gibi duruyor aslında o. Ama daha çok eski hikaye aslında. Daha şey, o bir sembol yani, o saçı açma isteği bir sembol. Hı-hı. Ya bu tam tersi de olabilirdi. Kapatmak da isteyebilirdi. Hı-hı. Anlatabiliyor muyum? Tabii. Yani bu onların talebinin haklılığı doğrultusunda önemli. Ama burada şu anda yani İran'da sadece saçını açmak değil. Yani kadınlara tanınan yaşam alanlarının çok 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 dar olması. Bayağı. Evet, çok daralması. Giderek de daralıyor. Dünyada da böyle yani, az gelişmiş toplumlarda özellikle. Bizim ülkemizde de böyle. Hani mümkünse kadınlar işte evden çıkmasın. Yani böyle yaşamasın. Zaten İstanbul Sözleşmesi'nin hali belli. Korkunç bir karar bu. Hani bu sözleşmeyi ilk imza atan ülkelerin başında gelirken, şimdi bu sözleşmeden çıkmak nasıl bir akıl, nasıl bir vicdansızlık, nasıl bir merhamet, ben anlayamıyorum. Yani hani bu biraz da böyle kadınların ikinci sınıf vatandaş olmasını, yani cinsiyet ayrımcılığını da köpürten bir şey. Yani tabii, hani onlara, erkeklere cesaret veren bir şey. O yüzden her dönemde kadınlara hep çok iş düşüyor. Daha çok iş düşecek. Çünkü yani garip bir biçimde bu bütün kadın mücadeleci bir varlık ya. Yani ne kadar zorluk çıkarsa karşısına boşuna bence bu zorlukları çıkartıyorlar. Çünkü bütün kadınlarda şöyle bir ruh var. Bence sende de var, o bende de var. Hepimizde yani var. Hepimizde var. Nerede bir zorluk varsa kadın o zorluğu aşmak için orada nefes alıp veriyor. O yüzden de işleri çok zor yani. İran'da da kadınlar en önde. Buradaki bir sürü eylemde de kesinlikle. Yani bütün bu zorluklar kadınlara daha çok cesaret veriyor. Bıkmadan, usanmadan, yılmadan, zaten çok güçlü varlıklar. Daha da güçlenerek çıkacaklar bu mücadelelerden, ben inanıyorum. Ve gerçekten bunu böyle bir şey gibi de söylemiyorum. Yok, ben çok inanıyorum. Bu kötü dünyayı kadınlar kurtaracak. Çünkü çok kirletti erkekler bu dünyayı. Çok kötülük yaptılar bile isteye. Çok dağıttılar dünyanın, doğanın dengesini. O yüzden kadınsız bir şahil olur zannettiler ama kadınsız hiçbir yerde neşe yok, huzur yok, refah yok, bereket yok. Kadınsız bir dünya olabilir mi?
Çok doğru söylüyorsun. Peki aslında daha önceki bir programımızda konuştuk ama biraz oyunu anlatmak ister misin? Oyunu şöyle bir hiç izlemeyenler için yani şey çağrıcı olacağız Olur. da ya. Önce tarihleri vereyim evet. istersen. 12 Ocak'ta Fişekhane'de oynayacağım. 24 Ocak'ta Moda sahnesinde oynayacağım. Hı. 30 Ocak'ta da Yunus Emre Kültür Merkezi'nde oynayacağım. Demin ezberleme olayını konuşuyorduk ya. İnanılmazsın böyle. Ben şu ana kadar 4 konseri sayamam. Hay Allah'ım. Evet. Hani demin konuşuyorduk ya biz müzisyenler önümüzde dosyayla sahneye çıkarız. O dosya önümde duracak. O orada bir şey yapacak beni rahatlatacak. Siz hani demin setleri falan anlatıyordun ya. Hı hı. O anda da metin gelebiliyor değil mi Nazan? Tabii canım. Çok acayip ya. Ve o anda yani sabah geliyor ezberliyorsun. Çıkıyorsun. Ya şöyle gece saat 1'de senaryo geliyor mesela. Sabah saat 7'de sete gitmen lazım ya da 10'da sete gitmen lazım. ve sizin onu okuyup, özümseyip o sahnedeki dinamiği anlamak evet. için çok fazla zamanınız yok aslında. Tamam. Evet. Ama vücut öyle bir hale geliyor ki bunu sıkça yaptığımız için belki biyoloji tanıyor. Kimyamız, vücut kimyamız tanıyor artık. Yani bir kere okuduğun zaman ya da birkaç kere okuduğun zaman o sahnenin dinamiği giriyor aklına. Ben de zaten hani motomat yazıldığı gibi oynayan bir oyuncu evet. olmadığım için illa onu kendi janrıma çekiyorum. O yüzden de bana çok zor gelmiyor. Hani bazen soruyorlar ya nasıl ezberliyorsunuz bu kadar şeyi? Nasıl oluyor yani? Ya bizim için ya da benim için bilmiyorum belki herkes de farklıdır. En kolay şey ezber. En kolay şey yani. Olay ondan sonra başlıyor. Tabii canım ne olacak ki papağan da ezberliyor. 100 kere tekrar edip ezberliyor yani. Dağıttın biliyorum ama Furu'da kalmıştık. Furu anlatayım. Evet. Furu 1935 ile 65-67 arasında yaşamış. İran'da yaşamış. Çağdaş İran şiirinin en önemli kadını. Ki öncü. Hala çok severek okuyoruz. Okunuyor değil yani. Mi? Zamansız bir kadın. Onu özel yapan şey ne? Şahrıza döneminde yaşamış. Babası onun subaylarından biri. Eril bir toplumun geleneksellikle modernlik arasında sıkışıp kalmış burjuva bir ailenin çocuğu. Altı kardeşin kaçıncısı? Dördüncüsü galiba. Yani bu eril toplumun İran'da geleneksel toplumun yüzünü batıya dönmüş o dönemlerde çünkü yüzü batıya dönüktü. Bugünkü İran gibi değildi. Müzikte de öyle caz, evet, rock, bütün evet. şeyler yani batının formları İran müziğinde. Rağmen alttan alta gelen o işte bugünkü zihniyet alttan alta o yıllarda işlenmeye başlanmış ve o toplumun aslında günlük yaşam dinamiğini belirleyen bir yerde o molla zihniyeti. Dolayısıyla bir kadının o dönemde de normu belli. Yani kadın dediğin şudur deyip böyle reçete gibi yapabileceği ve yapamayacağı şeyleri sınırlayan bir norm var yani. Furu da ruh olarak o norma uygun bir kız çocuğu değil. Yani işte çok okuyan, şiir yazan, özgür ruhlu, işte erkeklerle de böyle gezen, tozan, arkadaşlık yapan ve çok meraklı resim yapan, dikiş diken, oyunculuk yapan, sinema öğrenen, dublaj yapan, öykü yazan falan böyle hani o kadar çok hüneri olan bir kız çocuğu ki ama dünyayı dar etmişler tabii yani hani çünkü aile değil ama değil mi? Aileyle başlıyor. Önce aile babayla başlıyor. Babanın, asker babanın o korkunç kurallarına hep böyle itiraz ediyor. Aileden kurtulmak için çok erken yaşta bir akrabasının oğluyla evleniyor. Karikatürist ve çok ünlü bir öykücü Perviz Şapur. Yani belki özgür olurum düşüncesiyle daha bohem bir hayatın içine girdiğini zannediyor. Ama o aile babadan hiçbir farkı yok. Yani koca evinde de kadın özgür olamıyor. İşte şiir yazıyor ama yazdığı şiirler neden bana yazmıyorsun? Neden bu şiiri yazıyorsun? Hani şiirin niteliğine kadar karışılıyor. Dolayısıyla yazdığı şiirleri üzerinden de 2 yaşındaki evladı Kamiyar elinden alınıyor. Çünkü o dönem yasalarında kadının herhangi bir
bir şey yaptığı noktada çocuk direkt babaya otomatik çok olarak mahkemece veriliyor. Ve ölene kadar da oğlunun hasretiyle yaşıyor. Hiç göstermiyorlar. Evet, ve büyük bir acı. Aşık çünkü çocuğuna. Dolayısıyla ne yapıyor Furu? Bütün bu trajedinin altında kalmamak üzere şiire tutunuyor daha çok, sinemaya tutunuyor. Ev Karadır diye çok önemli bir belgeseli var. Mutlaka izlemişsindir, izlemeyenler için de buradan. Sen bahsettiğin için izlemiştim. Salık vermek isterim. Çünkü o film aslında çok şey anlatan bir film. Hem Furu'nun dünyasını, Furu'nun dünyaya bakışını, cüzdanlı hastaları o dönemde Tebriz'de bir eve hapsetmişler. Başka insanlara bulaşmasın diye. Ve Furu kamerasını alıp gidip o evde 12 gün boyunca Ev Karadır adında bir belgesel çekiyor. O belgeseli çekerken herkesin böyle kaçtığı, uzak durduğu o cüzdanlılarla oturuyor, sohbet ediyor, uyuyor, uyanıyor, yemek yiyor ve Ev Karadır'ı tamamlıyor. Ve o 12 günün sonunda da oradaki cüzdanlı annelerden bir tanesi, çocuğu da yanında, diyor ki yani bizim kurtuluşumuz yok. Bu çocuğu ne olur sen al, bak evlat edin, sana anne desin diyor. Ve kendi bebeğinden de ayrı kaldığı için Kamiyar'dan yıllardır görmediği için o çocuğu evlat ediniyor kendine. Hüseyin şimdi Almanya'da yaşıyor. Çok acayip bir hikaye. Çok acayip bir hikaye. Yani hani şunu anlatmak istiyorum aslında. Yani çocuğum elimden alındı deyip karalar bağlamamış. Şiire tutunmuş, hayata tutunmuş. Çok zor bir şey. Kesinlikle. Ama bir başka çocuğu, onun yerine ikame etmek değil o. Hem onun işine yarasın. Onu kurtararak. Evet, onu kurtarmak istemiş. Hem de gerçekten o içindeki annelik duygusu birine aksın, birine gitsin. Çünkü o bir potansiyel duruyor. Tüketilmemiş yani. Kendi oğluna o sevgiyi gösterememiş. Dolayısıyla hani onu furu yapan, onu büyük yapan, onu soylu yapan o kadar çok karakteristik özelliği var ki ama hani seyircilerimiz en önemli bu kişisel, subjektif hikayelerin dışında onu şöyle de tanıyabilirler. O döneme kadar hiçbir kadın bir erkeğe ithafen şiir yazmaya cesaret edememiş. Çok cesurdur şiirleri Furu'la. Furu'la başlamış. Ve Ev Karadır filmiyle de bugün İran sineması dünyada ne kadar önemli bir yerde duruyor, dünya sinemasında. O Ev Karadır öncü bir film olmuş ve ondan sonra İran sinemasının dili yavaş yavaş oturmaya başlamış. Bunu bilmiyordum işte. Evet. Yani o Kiarostomiler, Aşkarlar, hani onların hep şeyi Furu, öncüsü. Pencere açmış. Evet. Çok güzel. O zaman devamını oyunda seyredecekler, değil mi? Hikayenin devamı oyunda tabii. Evet. Tabii. Yani biz oyunda aslında şöyle bir şey yaptık. O kadar çok şey var ki trajedi hayatında. Ama yani bunların her birini anlatmak bir tiyatro dili olarak ajitasyonla çekecekti. Şebnem işi güzel, onu öyle güzel bir yerden anladı ki benim meramımı, Berfin'le benim bir Furu fantazimiz, Furu hayalimiz vardı. Nasıl, ne yapmak istediğimizi biliyorduk aslında. Nasıl bir oyun yapmak istediğimizi. Onu Şebnem'e anlattığımızda o Şebnem onu öyle güzel hayatının böyle en direngen yerlerinden, en tutulan yerlerinden yakalamış ki seçtiğimiz, Berfin'le benim seçtiğimiz şiirlerle onu biz iç içe geçirdik ve hangisi metin, hangisi şiir, hangisi sonradan yazıldı? Doğru söylüyorsun. Bu çok ayırt edilemiyor. Ancak Furu fanları bunu ayırt edebilir. Şiiri bilenler. Yutmuşlar, Furu'yu yutmuşlar aynen. Ha bu şiir işte, bu sonradan eklenmiş diyebilir. Hani Şebnem de onu Furu'nun dilinden yazdı anlatısını, biyografisini. O yüzden de şey bir oyun izleyecekler. Hem güldüren, neşelendiren. Evet, öyle sahneler de çok hem şey de, yapan yani insanı. Çünkü rahatlamak zorundasın da. Evet. Öyle de bir kadınmış zaten, biliyor musunuz? Çok komik bir kadınmış. Deli böyle. Ya biraz. İnanılmaz. Ya mesela fotoğraflarından falan da görüyorum. İşte uzun sopalı süpürgelerle cadı yaparmış kendini. İşte tencereleri kafasına geçirip şu erkek şapkası yaparmış. Burnuna böyle kömürden bıyıklar yaparmış. Görüyorum fotoğraflarını falan. Çılgın bir kadın. Baş edemezsin ki yoksa erkek dünyaya. Değil evet, mi? Evet, biraz evet. Deli olmak da lazım. Evet, evet. Çok çılgın güzel bir kadınmış. O yüzden onu çok seviyorum. Onun hayatına bu kadar yakın temas etmek, dönüp dönüp bakmak,
seyircilere onun hayatını işaret etmek hoşuma gidiyor. O, çok okunmaya başlamış olabilir oyundan sonra. Çünkü hep hatırlatmalardan sonra evet. Bir şey olur. Kitabı da böyle. Muhtemelen. Muhtemelen. Yani biraz da yani bizim coğrafyamız Furu tanıyordu tabii ki. Evet. Onat Kutlar ve Celal Hosrov Şahiç çevirisiyle ilk tanıdılar. Sonsuz Bir Gün Batımı kitabıyla. Ben de zaten ilk Furu'a o kitapla aşık oldum. Ercan bana hediye etmişti o kitabı. Onunla yeni tanıştığımız dönemlerde. Sonrasında o çeviriden sonra Haşim Hüsrev Şahin'in benim de şiir oyununda şiirlerini kullandığım, çevirilerini kullandığım çok önemli bir çevirmen. Buradan onu da anmak isterim. Onun çok büyük katkısı var çevirileriyle. İşte Önce Ben Öleceğim, Yaralarım Aşktandır gibi. Bugün özellikle Yaralarım Aşktandır evet, değil mi? Haşim Hüsrev Şahin'in Yaralarım Aşktandır kitabı ile de tanıdı. Ve oyunda da yani sadece şey ortak. Şiirin bir yeniden doğuş şiirinin de bir şeydir o. Bir satırdır. Ve tüm varlığım benim karanlık bir ayettir. Kendinde tekrarlayarak seni çiçeklenmenin ve yeşermenin sonsuz seherine götürecek. Ben bu ayette seni ah çektim. Ben bu ayette seni bağladım ağaca, suya ve ateşe. Yaşam belki bakışlarımın senin göz bebeklerinde yok olduğu kapalı andır. Böyle devam ediyor ve tüm yaralarım benim aşktandır. Çok güzel. Aşktandır. Aşk, uzun bir şiir. Uzun herkes, bir şiir. Herkes gelsin. İstanbul'da olanlar en azından değil evet. mi? Moda sahnesinin ve Yunus Emre'nin tarihlerini tekrar söyle. Davet edelim, ondan sonra vedalaşalım. Olur. 24 Ocak'ta Moda sahnesinde saat 20.30'da oynayacağım. 30 Ocak'ta da Yunus Emre Kültür Merkezi'nde oynayacağım. Güzel. Ocak bitmeden lütfen sayın seyirciler, İstanbul'da olanlar. Sonra turne falan olur herhalde. Olacak. Ha, olacak. Güzel, yani çok bekleyen bölgeler var. Samsun, Karadeniz'den, Ege'den. Yazın zaten Urla'da bizim açacağımız o mekanda sürekli oynayacağım. Ankara'ya gidiyorum. Her ay turne yapıyorum. İstanbul'un birçok uzak yerlerine gitmek istiyorum. Var. Tabii ki evet. İstanbul kocaman bir şey. Evet, evet. Güzel. Bir daha çağırdın, onları da konuşuruz. Ve şeyi konuşuruz. Çehov oynayacağım dedin. Yani başlamadın evet, ama. Evet, Çehov, ölmeden bir Çehov oynamak istiyorum. Tamam, filmi de konuşuruz. Tamam. Film de gelir bahar aylarında. Çok teşekkürler Nazan. Şiirle bitirelim yine. Olur, tamam. Ben vedalaşayım, sen şiirini tamam. okudan. Sevgili Jun TV izleyicileri, bir çiçekli perdenin ardından daha sonuna geldik. Nazan'ın şiiriyle bitiriyoruz. Mezar taşında yazan bir şiir bu. Hediye. Ben gecenin sonundan söz ediyorum. Ben karanlığın sonundan söz ediyorum. Ve ben gecenin sonundan söz ediyorum. Evime gelirsen ey sevgili, bir lamba getir bana. Ve seyredeyim diye oradan mutlu sokağın kalabalığını, küçücük bir pencere.